كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Evet, ne dedik? Gözleri kör olacak kadar kesilmez. Fazla aşırı yiyip de karnı şişen hayvan tehlikesi geçinceye kadar bekletilmeye patlama riski vardır. Aşırı yemiş çatlayacak. Bazı hayvanlar çatlıyor çok yemekten. Evet. Ondan sonra zor doğuran hayvan tehlikesi geçinceye kadar bekletilir. Boğulma veya yüksek bir yerden düşme sonucu ölüm tehlikesi geçiren bir hayvan ölüm tehlikesi geçinceye kadar bekletilir. Kesileceği yere gidemeyecek kadar yürüyemeyen acil olan hayvan kesilmez. Ön veya arka ayaklarından birisi veya her ikisi kesik olan hayvan kesilmez. Bakın bunlar önemli mesele. Her sene tekrarlıyoruz ama unutuluyor. Bak bugün bilmiyorum sizin camilerde söylediler mi de bu Diyanet şey yapmış. Bu Tarım ve Hayvan Bakanlığı bu hayvanların kulağında küpe var ya. O küpeden diyor hayvanın işte yaşı, sağlığı her şey ortaya çıkıyormuş. İşte hayvanların kulağında küpeyi Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sistemine giriyorsun. Hayvanın diyor bütün şeyi çıkıyor. Bunu duyduk bizim bir arkadaş da hemen denemiş. Sisteme göre hayvan ne çıktı biliyor musun? Hayvan ölü çıktı. Allah Allah. Şaka değil ha. Hayvanın kulağındaki rakamı sisteme giriyorsun. Hayvan Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı sisteminde ölü çıkıyor. Arada arkadaş diyor ki o zaman diyor ölmüştür. La diyor gördüm gözümle de hayvan. Hayvanı gittim gördüm aldım kardeşim pazarlığını yaptım parasını verdim. Karşıdaki telefona bakar mısın? Orada ölü yazıyorsun hayvan ölü duruyor. Zombi mi lan bu? Ha, ölmüş zombi tekrardan geri gelmiş. Sen de o zaman buna adam fetva sor. Ölüden kurban olur mu arkadaş? Sizin hayvan ölmüş diyor geçmiş olsun. Böyle bir cevap var mı ya? Allah aşkına ne kadar sorumsuz adamlar var görüyor musun? Arkadaş her işin başına işi bilen adam koyacaksın. Bu her yerde geçerlidir. Böyle işi bilmeyen insanları geçiştiren bu haktır vebaldir ya. Hayvan ölmüş geçmiş olsun diyor. E gördüm diyor. Ben bilmem diyor. Sistemde ölüyse ölü. Ne yapacağız? Bırakıp gidelim o zaman. Sen madem öyle diyorsun. İyi. Arkadaş böyle bir şey var mı? Yok. Allah rızası için şunlar önem verin. Bak hayvan kesiyorsun. Önemli. O hayvan seni sırattan geçirecek. Çok çok önemli. Hayvan hakları var. Hayvana işkence edemezsin. Günahtır hele o kurbanda kaçan hayvanlara. O işkence edenler var ya. Aman ya Rabbi. Hayvanın bacağına bıçak vuran mı ararsın? Sopayla burnunu kıran mı ararsın? Ağzını burnunu kanatan mı ararsın? Hayvan bunlar oldu. Kes gitsin kardeşim. Evet. İnşallah bu meseleleri anladığınızı umuyorum. Kurban meselesinin üstüne düşeceğiz arkadaşlar. Kurban önemli mesele. Kurban ortakları. Mesela kurban ortağısın ya da ortak değilsin kardeşim. Baban ortak ya da her neyse oğlun ortak. Oraya gittiğin zaman kardeşim süs gibi durmayacaksın. Yardım edeceksin. Ucundan tutacaksın. Bu her sene maalesef bunu anlatıyoruz. Lakin bizimkiler hamam oğlanı gibi ben korkuyorum hayvan beni teper. Ya arkadaşım niye korkuyorsun? Bunu söyledik yine söylüyoruz. Hayvan kesmeye giderken temiz elbiselerle gitmeyin o pis elbiselerinizi giyin. Adam smokinle gidecek kardeşim ya. Vallahi billahi gıcık olurum böyle adamlara ya. Takım elbise smokin giyince damatlığı giyip gelmiş adam kardeşim ya. Evet şu hele çekip de WhatsApp'a dağıtıyorlar ya bitiyorum ben ya bu adamlara. Vallahi billahi gıcık olayım. Varsa etrafınıza uyarın kardeşim. Ya bırak şu telefonu kardeşim. El at şuna ya. Vallahi billahi Afrika belgeseli çekiyor ya. Evet şu anda aslan antilopu yakalıyor. Bu ne ya? Hareketler böyle çekiyor. Evet çık 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 şurada çık. Bir şey de yapmaz. Tut 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 kaçıyor. Tut 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 kaçıyor. Bak bak. Hiçbir şey yapmaz. Elini bir şeye sürmez. Bu tipler var görmüşsünüzdür. Aman tut kaçıyor. Aman, lan tutsana şuradan lan. Ne yapacaksın onu biliyor musun? Tezeyi alacaksın onu suratına yapıştıracaksın teze tabi. Onu kafasına o hayvanın çukuruna sokacaksın. Tabi o işkembeleri falan atıyorlar ya evet. Yapın arkadaş. Sen niye geldin buraya? Niye geldin arkadaşım? Belgesel çekmeye mi geldin sen buraya? Ya kurban da. Ya tut ucundan. Yat üstüne. Ben korkuyorum teper beni. Ne diyeceğim bu adama? Kardeşim sen belgeselini çekmeye devam et. Allah sana selamet versin. Nerede sevap? Nerede fazilet? Ya tut da. Biz boşuna mı tırnak uzatıyoruz? O hayvana yapışacak, o tırnaklar nasıl kan dolacak da üstüne başına kan yapışacak kardeşim. Bir hayvan kesin belli olacak. O üzerinde belli olsun ki mahşer günü Allah Celle Can huzuruna o elbiseler de teraziye koyulacak. Senin smokinin girmeyecek acaba oraya. Yani böyle dengesizlikler maalesef çok var. Maalesef bizim insanların şu hayvanda
bu hayvan muhabbetleri de aramızda çok sıkıntı böyle. İnsanlar kendi aralarında birbirine karşı böyle hani resmen adamı ezer gibi. Biz bir hayvan aldık diyor kamyon kadar. Bizimki diyor belediye otobüsü kadar. Bu yarış var ha. Adam bizimki öküz kadar. Lan zaten öküz. Lafa bakar mısın? Bizim hayvan diyor öküz kadar diyor kocaman. Bak bu çok yanlış bir şey ha. Bu işin makarası değil arkadaşlar. Ne demek biliyor musun? Yani bizim hayvan büyük. Benim hayvan senin hayvanı döver. Bu kafa var ya bizim çocuklarda. Benim babam senin babanı döver. Benim annem senin anneni döver. Bizim öküz sizin öküzü döver. Hep bu kafa. Ya arkadaşım böyle bir şey yok. Sen adamın imkanı yoktur. Mesela ben kardeşim ben atıyorum 5000 lira kurban aldım. E tamam sen zenginsin. E senin paran var. Allah senden razı olsun kardeşim. Aldın da bu artistlikler, bu havalar. İşte bizim hayvanı görmen lazım. Baba kamyona zor sürdü. 35 kişi anca dedi. Bak yalanlara bak. Bu çok var ya. Bu kurban dümencilerinden arkadaşım uzak durun. Gerçekten niye biliyor musun? Yalan söylüyor. Yalan söylüyor arkadaşım. Lafa bakar mısın? Diyor bizim kurban diyor o kadar büyük diyor. Kamyona binmedi. Nereye de uçakla gelecek neredeyse anladın mı? Evet diyor bizim kurban diyor gemiye koyduk. Birazdan King Kong mu lan bu? Bu çok büyük sıkıntı. Yalan kardeşim. Hani abartmak için insanlara işte bizim kurban büyük, sizin kurban küçük. İşte yok bizim kurbanın diyor boynuzundan diyor Viking borusu yaptık. Bizim kurbanın diyor boynuzu bu kadardı diyor. Ne yapacağım boynuz arkadaşım? Senin boynuzda ne işin var? Bu yaşanan şeyler. Nereden görüyoruz? Bir de WhatsApp durumuna koyuyor. Evet. Hayvanı kesmiş, kafasını asmış, bir de fotoğrafını çekmiş. Bizim hayvan. Bunlar yarıştır. İslamiyet'te bu yok. Bizim hayvan büyük, sizin hayvan küçük, bizim hayvan daha yakışıklı, bizim hayvan siyah beyaz, bizimki Beşiktaşlı, öteki bizimki de Fenerbahçeli. Bu ne ya? Evet maalesef bu var. Bizim hayvan diyor siyah beyaz, kesin Beşiktaşlı diyor. Allah'ım bak. Görüyor musun? Hep aynı şeyler. Hep aynı dümenler. Bu Allah Celle Celaluhu'nda hiç hoş bir şey değil. Niye? Karşındakini eziyorsun. Adamın imkanı yok. Adam belki cebindeki son parayla kurban kesti. Hadi bakalım sen ne yapacaksın? Ne oldu adamı ezin? Belki de adam rencide oldu. Sen adamı yerin dibine soktun. O adam belki utancından kardeşim hastalanır. Bu olur kardeşim. İnsan stresten, sıkıntıdan hasta olur, hastalık olur, maraz olur. Yazık olur insanlara. Bu triplere, bunlara dikkat edeceksin. Hayvana düzgün davranacaksın. Bıçağın keskin olacak. Satırla gelmeyeceksin. Satırla gelen adam gördüm. Adam mevzuya gelir gibi geliyor. Döner bıçağıyla hayvan kesecek sana. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Hayvan güzelce ne kardeşim? Seveceksin. Evet. Güzelce seveceksin. Konuşacaksın. Konuşacaksın kardeşim ya. Hani konuşacaksın ama muhabbet babana abi. İyi sen ne yapıyorsun baba değil kardeşim. Baba hakkını helal. Birazdan seni keseceğiz. Söyleyin ne olacak? Anlar Allah'ın izniyle anlar ya. Hayvanı kesersin. Lakin kalbinde merhamet olur. Evet. Bu çok önemli mesele. İnsanın kalbine merhamet yerleşir. Niye? Hayvanın o kesildiğini halini görüyorsun. İnsanda ister istemez bir merhamet duygusu oluyor insanın kalbinde. Bunu yapın. Yumuşaklık olur. Ne olur? Hayvanı güzelce yatır kardeşim. Sakin. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Kurban kesilene kadar. Bak bitene kadar. Kurban bıçağına, bıçağı aldın, boğazına vurdun. Devam et. En az 3 kere. Bunun beraber söylerim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Huvallahu Ekber. Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bu kadar. En az 3 kere. Hayvan kesene kadar yatırılınca da söyle. Ayaktayken de söyle. Sen başla. Sen ayaktayken de söyle. Niye? Kardeşim fazilet bak zikir yapıyorsun fazilet. Hayvan uysallaşır kendisinden yere yatar kardeşim. Ama maalesef bizim millet hayvanın usulca yere yatmasından bile utanıyor. Bizim bu ay 5 kişi yatıramadık, 10 kişi yatıramadık, 20 kişi yatıramadık. Bütün mahalle geldi. Bu ne lan? Bu çok var ya arkadaşım. Ne gerek var bu hareketlere ya? Kimse yatıramadı bizim kurbanı. Ne yaptın? Bıraktık gitti diyor. Manyak mısın oğlum sen? Kimse yatıramadı. Biz de ne yaptık? Öyle bıraktık. Müzeye bağışlayacağız. Böyle bir şey var mı? Arkadaşım onu tekniğini öğreneceksin. Güzelce bacağından sağdan soldan çapraz. 2 kişi iple çekeceksin. 3 kişi üstten yuvarlanacak. Allah'ın izniyle hayvanı yatır adam gibi keseceksin. İnşallah bu mevzuyu anladınız.